Neden konuşmuyorsun Hicran? Çok mu heyecanlandın beni görünce? Dili tutuldu sanırım heyecandan Soner Bey. Ama normal. Onca yıllık özlem var. Haberim yoktu. Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Soner benim eski eşim. Biz yıllar önce boşandık. Ama ben seni hiç unutmadım. Buraya da seni geri kazanmaya, dağılan yuvamızı yeniden bir araya getirmek için geldim. Nedim abla. Melek'cim, hadi sen odana geç. Nedim ablayla resmi yapın birlikte, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Hadi babacığım. Nedim Hanım, Melek'i götürün odasına. Hicran Hanım, siz Soner Bey'e hala kırgınsınız sanırım. Bizim biraz konuşma fırsatımız oldu da. Soner Bey çok iyi birine benziyor. Üstelik çok pişman. Ve belli ki sizi hala çok seviyor. Herkes ikinci bir şans hak eder. Yuva kolay kurulmuyor değil mi? Bence siz Soner Bey'in teklifini güzelce bir düşünün. Ben... Defa olmaz. İyi misiniz? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey söylemenize gerek. Çok özür dilerim. Böyle olsun istemedim. Bakın. Lütfen üzmeyin kendinizi, olur mu? Emre'ciğim. Canım, istersen Hicran Hanım'la Soner Bey'i biraz baş başa bırakalım. Belki konuşacakları vardır. Biraz konuşmamız iyi olur. Nihayet baş başa kaldık ha. Nasılsın bakalım Hicran Hanım? Yeliz, benim Süleyman abiyle bir işim var. Sen içeri geç. Tamam canım. Süleyman abi, bakar mısın? Buyurun efendim. Gözün üzerlerinde olsun. Eğer o herif bir şey yapmaya kalkarsa... Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin, ben hallederim. İyi misiniz? İyiyim. Emin misiniz? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, bir sıkıntı yok. Hicran Hanım. Kocanızla konuşup anlaştınız sanırım. Ben bir Melek'e bakayım. Siz söyleyin. Lütfen devam edin. Ben bugün yaşananlardan dolayı çok özür dilerim sizden.
Yani böyle bir şeye şahit olmanızı asla istemezdim. Ama inanın gerçekten haberim yoktu. Yani biz yıllardır görüşmüyoruz. Eğer haberim olsaydı inanın asla izin vermezdim. Tekrar çok özür dilerim. Yani özür dileyecek bir durum yok. Bu sizin suçunuz değil. Bazen tatsızlıkların önüne geçmek mümkün olmuyor. Siz ne söyleyecektiniz? Haddimi aşmak istemem. Ama daha önce ondan hiç bahsetmemiştiniz. Bu durumun işimle ilgili olacağını hiç düşünmemiştim. Ama Melih'e olan hassasiyetinizi anlıyorum. Ya, bu durum işimi hakkıyla yapmama asla engel değil. Benim tek önceliğim Melek. Haklısınız da. Efendim Süleyman abi. Emre Bey, Soner denen adamı takip ettim. Ama işleri kaybettim. Buralarda hiç bilmediğim yerde... Abi ben seni daha sonra arayacağım. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Bir dakika. Eğer bir şey olursa lütfen bana haber verin. Bakın, o adam size zarar vermeye kalkarsa... Sakın endişe etmeyin. Ben yanınızdayım. Size zarar gelmesine müsaade edin. Gördün mü? Eğer elini çabuk tutmazsan... Sen de, ben de kaybedeceğiz. Çok teşekkür ederim. Hem zahmet edip buraya kadar beni getirdiğiniz için... ...hem de anlayışınız için. Rica ederim. Bakın dediğim gibi... ...eğer bir şey olursa bana çekinmeden söyleyin, olur mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin gülüşün olmazsa mutluluk olmaz ki. Bugün de hep senin gözüne toz kaçıyor. Hoş geldin baba. Hoş bulduk babam. Biz bugün Cihan ablamla mutluluğu kovaladık. Yakalayabildiniz mi bari? Yakaladım işte. Ben de seni yakaladım işte. Cadı. Dur kızım benim. Emre Bey, sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Uygun olduğunuza konuşabilir miyiz? Tabii şu an uygunum. İsterseniz çalışma odasında konuşabiliriz. Tabii siz gidin, ben hemen geliyorum. Ne
Kapıyı kapatır mısınız? Evet, buyurun. Sizi dinliyorum. Konakta... Yani Meleğin yanında yaşananlar için çok ama çok üzgünüm. Ama inanın bana, benim için de büyük bir şok oldu. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini istemem. O yüzden istifamı kabul edin lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Eski eşinizin geçmişi ve yaşatabileceği muhtemel sorunlardan dolayı istifa etmek istediğinizin farkındayım. Ama ben o adamın nasıl bir insan olduğunu öğrendim. Onun yaptığı ya da yapacağı hiçbir şeyden dolayı kendinizi sorumlu hissetmeyin. Ben sizden de, çalışma şeklinizden de son derece memnunum. Bu yüzden de konaktan ayrılmanızı kabul edemem. Böyle düşünmenize çok sevindim. Ancak burada kalmam doğru değil. Siz onu tanımıyorsunuz. O çok kötü, belalı biri. Meleğin olumsuz etkileneceği bir şeye sebep olmak istemem. İşte tam da bu yüzden kalmalısınız. Melek sizin için ne kadar değerliyse... emin olun Melek için de siz o kadar değerlisiniz. Hatta belki çok daha fazla. Benim kızım hayatında ilk defa biriyle bu kadar yakından bir bağ kurdu. Eğer şimdi siz de giderseniz... Melek daha kötü olacak. O adam konusunda da endişelenmeyin. Huzurumuzun kaçmasına müsaade etmem. Ama... Lütfen şimdi işinizin başına dönün. Melek sizi merak etmiştir. İstersen. Bir varmış. Kusura bakmayın. Ya böyle oyununuzu bölmüş gibi oldum ama... Ben Ferit'le bir toplantıya gideceğim. Oradan da şirkete geçeceğim. Bir güzel kızımı görmek istedim. Çabuk gelin baba. Evcilik oynuyoruz. Baba bebek yok. Tamam bir tanem. İşimi bitirir bitirmez hemen geleceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi biraz da resim yapalım. Sen bebeklerini topla. Benim aklıma takıldı da böyle size hiç sormadan karar vermişim gibi oldu. Yani eski eşinizi bizden uzak tutma konusunda. Eğer siz aksi bir şey düşünüyorsanız, yani evliliğinizi bir şans daha vermeyi düşünüyorsanız ve bu yüzden işten ayrılmak istediyseniz... Asla. O evlilik benim için unutmak istediğim kötü bir anıdan başka hiçbir şey değil. Ben sadece... sizden ve benden uzak dursun istiyorum. Anlıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz bir tanem. Sevgilim yanımda. Ay böyle çok romantik. Tam aşıklar gecesi gibi. Ay gerçekten aşıklar gecesiymiş Emre, görüyor musun? Baksana Hicran Hanım da işiyle barışmış.
canım. Yapma böyle. Ne oluyor burada? Kusura bakmayın. Gel kızım. Gel böyle. Emre Bey, inanın benim haberim yoktu. Hadi kızım. Gel. Hiç sıkıntı değil. Emre Bey, ben çok özür dilerim. Yani inanın haberim yoktu. Zehra o masayı... Aslında Emre bu konuda çok titizdir. Siz bunu biliyorsunuz. Melis, izin ver. Çıkabilirsiniz. Emre Bey, açıklamama izin... Özel hayatınızı ve işinizi birbirinden ayırmanız gerektiğini biliyor olmalısınız. Özel hayatınızda ne yapıyorsanız yapın. Ama bunu benim evime, iş yerinize yansıtamazsınız. Hem de Melek'in gözü önünde. Emre Bey, inanın ben gerçekten bilmiyordum. Aynı şeyleri söylemek için mi geldiniz? Eğer diyeceğiniz başka bir şey yoksa... Çıkmak için izin isteyecektim. Çıkabilirsiniz. İyi akşamlar. Hadi mis bakalım. Kokuyor. Hadi bakalım, hadi kahvaltıya. Evet. Canım. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Güzel kızım, günaydın. Günaydın. Aman aman, bunlar ne böyle ya? Hepsini sen mi yiyeceksin? Evet, ben yiyeceğim. Oh, tabii canım. Ballar var, zeytinler var. Eyvah eyvah, ceviz de varmış burada. Ya baba, onlar benim. Açık değilsen Nedime teyze sana da yapsın. Allah Allah. Ama Nedime teyzem bana böyle güzel kahvaltı hazırlamıyor bir tanem. Nedime Hanım. İşiniz bitince içeriye kahve alabilir miyiz? Tabii ki oğlum. Emre Bey, müsaitseniz. Siz şimdi Melek'le ilgilenin. Hadi bir tane. Muhabbet olsun benim. Güzel kızım. Kolay gelsin. Neyse. Sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Ya saçmalama. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sana karşıma çıkmamanı söylemiştim. Hemen git buradan. Ne var bunda? Karımı işten almaya geldim. Ya ben senin karın falan değilim. Bunu daha kaç kere söylemem gerekiyor? Defol git, düş yakamdan. Soner.
Bir rezalet daha yeter. Emre Hicran'ı bu sefer kesin kovacak. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Kurda kuşa yem edemem ben karımı. Kusura bakma. Bundan sonra işten ben alacağım seni. Soner Bey. Boşuna gelmişsiniz. Bundan böyle Hicran'ın bu evde yatılı kalacak. Eve gelmeyecek yani. Siz çıkabilirsiniz. Böyle değil mi Hicran'ın?